Değerli veliler, ben Gazi Osman Paşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden diyetisyen Ebru Özgür. Bugün sizler ile otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuklarda sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır bunun hakkında konuşacağım. Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda yaygın biçimde görülen beslenme sorunları yeni yiyeceklerin tüketimine karşı aşırı direnç gösterme, sınırlı türde yiyecek tüketimi, yemek yerken kusacak gibi yapma, tıbbi bir nedene bağlı olmamakla birlikte yemeği ağzından çıkarma ve duysal uyaranlara karşı duyarlılıktan dolayı belirli yiyecekleri ve özellikle büyük boyuttaki yiyecekleri yapısına bağlı olarak reddetme şeklinde tanımlayabiliriz. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar özellikle duysal alanlarda çevresindekilere karşı aşırı hassas olma veya duyarsız kalma gibi davranışlar gösterebilmektedir. Bu durum çocukların bazı yiyecekleri yeme konusunda direnç göstermelerine neden olabilir. Bu nedenle yemeğin tadına bakma, koklama ve hissetme ve yemeğe ilişkin deneyimler otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenmesini etkileyebilir. Bu beslenme sorunun temelinde tıbbi ya da davranışsal nedenler olabilir. Görülen bu beslenme problemleri nedeniyle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenme programı ayarlanmadan önce çocuğun kan ve idrar tahlilleri, besin intolerans testi ve vitamin mineral eksikliği var mı ona bakılır. Daha sonra çocuğun yaşına, boyuna, eliptik durumunun olmamasına ve obezite durumunu değerlendirip daha sonra çocuğa özgü beslenme programı hazırlanır. Bu süreçte bizler için ailenin uyumu çok önemli. Çünkü aile ikna olduğunda ve uyum sağladığında çocuğun bu beslenme sürecine daha çok adapte olduğunu görüyoruz. Bu çocuklarda diyette ilk olarak inek sütü ve ondan yapılan ürünleri çıkartıyoruz. Çünkü süt ve ürünlerinde yüksek miktarda kazein bulunur. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sütte bulunan kazein tipi bağırsakları sindiremediği için morfin etki yapıyor ve buna bağlı olarak çocuklarda göz kontrolü kuramama gibi stereotipik davranışlarda artış gözlemleniyor. Bu nedenden dolayı inek sütü yerine keçi sütü ya da deve sütünü önerebiliyoruz. Daha sonra diyetten arpa, buğday, yulaf gibi tahıl ürünlerini çıkartıyoruz. Onlardan yapılan kek, pilav, makarna gibi ürünleri de vermiyoruz. Çünkü gluten de aynı kazein gibi morfin etki yarattığı için ve bağırsakla sinirlemediği için çocuklarda beyin sesine neden oluyor. Daha sonra diyetten basit şekerleri de çıkartıyoruz. Çünkü onlar da bağırsaktaki iyi mikroorganizmaların sayısını azaltıp kötü mikroorganizmaların sayısını arttırdığı için bağırsaktaki albiyans mantarının ürümesine neden oluyor. Bu da bağırsak mukozasını yiyerek bağırsak geçirgenliğine neden oluyor. Bu yüzden basit şekerleri de diyetlerden çıkartıyoruz. Sağlıklı beslenme programlarında ise haftanın 2 günü kuru baklagiller, kuru fasulye, nohut, mercimek veriyoruz. Ama mutlaka hafta bekletmelerini, 12 saatte bir suların değiştirmesini ve bu şekilde tüketilmesini öneriyoruz. Bizim için bu süreçte et de çok önemli. B12'nin en iyi kaynaklarından ve kas kütlerimizi arttırmamız için bize yardımcı olur. Eti mutlaka hem öğle ve hem akşam öğünlerinde bu çocuklara veriyoruz. Çünkü tahıl ve tahıl ürünlerini çıkarttığımız için bunların yerine mutlaka bir şeylerle desteklememiz gerekiyor. Bizim için burada etin pişirme yöntemi de çok önemli. Çünkü protein kaybı olmasını istemeyiz. Etin kızartma değil de daha çok buğulama, haşlama, ızgara tarzında daha yavaş ve sakin pişirmesini öneriyoruz. Sebzelere geldiğimizde ise B grubu vitaminleri bizim için önemli. Sebzeleri daha çok pişmiş olarak değil, çiğ ve mevsimine uygun olan sebzeleri tüketmelerini öneriyoruz. Tüm bunlarda göz önüne alınarak otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda kazeinsiz, glutensiz diyet, besinsel tedavi yaklaşımları arasında en çok umut vaat edenidir. Ancak yine de uzun süreli besin kısıtlamalarına bağlı olarak besin öğesi yetersizlikleri bu çocuklarda görülebilir. Bu nedenle diyetin uygulanması sırasında bireyin besin öğesi değişimleri bir uzman tarafından takip edilmeli ve her çocuk bireysel olarak değerlendirilmelidir. Çocuğun besin öğesi yetersizlikleri varsa bunların nedenleri, otizme eşlik eden hastalığı, çocuğun besinlere olan yaklaşımları mutlaka incelenmeli ve çocuğa özgü beslenme programı oluşturulmalıdır. Böylece her çocuğun yaşam kalitesi sağlıklı beslenme ile artırılabilir. Sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz soruları videonun alt kısmına yorum olarak yapabilirsiniz. Gazi Osman Paşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezimizde ücretsiz diyetisyen hizmeti verilmektedir.
Ayrıca sadece diyetisyen hizmeti değil, diğer tüm hizmet alanlarında Gazi Osman Paşa'da yaşayan engelli ve ailelerin her zaman yanında olan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta'ya da verdiği bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ücretsiz diyetisyen hizmeti ve diğer hizmetlerden faydalanmak için 453-51-80 numaralı telefonundan bizleri arayıp bilgi ve randevu alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.